SSG 08 muhtemelen skin alma konusunda en çok unutulan silahtır. Çünkü ne ana silahlardan sayılır ne de diğerlerinden. Birisine Counter Strike'daki silahları say desem muhtemelen ilk 10 silahtan biri Scout olurdu. Ama skin almaya gelince herkes AWP, AK-47, M4 diye ana silahlara skin alır. Daha sonra da ulan diğerlerine de alayım da envanter güzel gözüksün dedikten sonra Negev, Bizon, P250 derken SSG'yi öksüz bıraktığını fark eder. Yine de popüler bir silah olduğunu ve eninde sonunda skin alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Skin stereotipleri serisinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün SSG'yi ele alıyoruz. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam da aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Nuka Cola capsleri, Zul altını dahil her yükleme türünde Elsin koduyla %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin koduyla 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu filtrelere bir bak dostum. Skin'in kimlik numarası olsaydı onunla aratabilirdim. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Monkey'e de buradan teşekkürler diyerekten de devam edelim. Stock SSG kullananların Steam profiline girerek kim olduklarını anlayabilirsiniz. CS2 bayağı uzun bir süredir oynuyorlarsa veteran, yeni başladıysa skinlerin varlığından haberi yoktur. Bu ikisinin ortasında envanteri diziliyse de içinden hassiktir bunu unuttuk diyordur ve maçtan sonra Steam bakiyesinde haftalardır boş boş duran 50 centiyle ilk gördüğü abisi çekecektir. Kimse kullanmıyor. Bakın ben çok sık oyun oynayan birisi değilim ama yine de Dragon Lord'dan tutun Mavi Led'ine kadar her skin çeşidini gördüm ama bunu görmedim. Marjinal takılmak isteyen alır o zaman diyeceksiniz ama hayır, bütün yeşil SSG 08 skinleri birbirine benzediği için millet bunu kullanan birisinin öyle özel bir şeye sahip olduğunu fark etmez bile. CS'in en yaygın skin'i olduğu bilindiği için benim sayemde tamamen şaka amacıyla kullanılan skin. Bir dönem Discord sunucumda Mavi Led'in stoklayan bir kült vardı ve şu şekil takılıyorlardı. Görürsünüz bir gün hepinizden zengin olacağım ben. Bagaj koleksiyonunun evlatlık çocuğu. Koleksiyona bak. Deri kaplamalar, lüks ve sade desenler ve SSG kumul. Kullanan da kumul koleksiyonunu tamamlamak isteyen tüm topluluktaki 2-3 manyaktan biridir. Biliyorsunuz artık bunları uzatmıyorum. Pahalıları trade-up skin'i, ucuzları operasyon ödülü olarak alınan ve envanterin ücra köşesinde değerlenmeye bırakılan skin'ler. Bunu kimse kullanmadığı için stereotipi yerine neden var olduğunu anlatayım. Skinlerin ilk çıktığı dönemlerde Valve askeri desenli silahların kamuflaj amacıyla kullanılacağını ve daha çok sevileceğini düşündüğü için daha çok bu tarz skinler çıkarmaya başlamıştı. Hatta renkli skinleri yaygın enderliklere koyuyordu. Tabi ters tepki yapınca koleksiyonlar bugünkü halini almaya başladı. Bu yüzden eski skinlerde sürekli kamuflaj teması var. Tamam, bir öncekini açmıştım, USPS çıkmıştı ama bu sefer kar edeceğiz. Bu sefer kesinlikle kar edeceğiz. Ay anın. Sadece fabrikadan yeni çıkmış hali bulunan skin olduğu için tahmin edebileceğin üzere takas kontratında kullanılır. Dümdüz veteran skini. Bayağı popülerdi ancak fiyatı arttıkça herkes ucuz alternatiflere yönelmeye başladı. Sebepsiz bir şekilde animecilerin sahiplendiği skin. Her Handbrake kullanıcısının profiline girmeden önce animeci olduğuna dair iddiaya girseydim şu anda milyonerdim. Şimdilerde Orbit Effect'e sahip Toxic skin'i. Ama düşündüğünüz türde olan Toxic değil. Her şeyi bilen ve küstahça davranan umursamaz tipte toksiklikten bahsediyorum. Envanter çektin ve geriye kalan birkaç sentle ne yapacağını bilmiyor musun? 2 senedir envanterinde duran ve bu süre boyunca sadece 4 kuruşluk artışı olan dandik bir sticker'ı bir yere yapıştırmak mı istiyorsun? Bu iki sorunun cevabı da bu skin. Veteran gibi görünmeye çalışıp da beceremeyenler kullanır. Düzgün bir envanter çekmek yerine böyle Didipet, Darkwater gibi desenli skinlerle envanter dizmeye çalışırlar ve bu şekilde farklı bir havaya girerler. Bu skin hiçbir zaman sevilmedi. Orbit Effect bile değil yani. Oyuna geldiği andan beri hiçbir zaman popüler bir seçim olmadı. Kullananlar da başarısız kasa açılımından sonra almışlardır. Oyuna son 2-3 senede gelenler kullanır. Eski oyuncular için bir sonraki skin neyse, birkaç sene sonra aynı şey bunu kullananlar için olacak.
2015 ile 2018 arasında oyuna başlayanlar ilk SSG skin'i olarak eğer Abyss'i almadıysa bunu alır. Şu anda kullananlar ya fütüristik göründüğünden dolayı alan çocuklar ya da o dönemden beri envanterinde tutanlardır. SSG'nin en ağır Orbit FX skin'i. Yine de bunu Dust 2'de karşı takımda görürseniz midden geçmeyin. Bu adamın kafasının içinde Dust 2 kapısının bütün wallbang noktaları saklı ve piklemeden kapı arasından tek atar. Genellikle envanter dizerken AWP'ye hezeyan aldıktan sonra sırf uyum olsun diye SSG'ye de bunu alırlar. Almasını alıyorlar da SSG oynamıyorlar. Bundan dolayı oyunda göremezsiniz. Valorant'tan sıkılıp Counter-Strike'a gelenlerin kullandığı skin. AWP'deki benzer tarzda skinle aynı stereotipi var. Biraz muhabbete girerseniz bir anda "Valorant o kadar da kötü değil ki, nasıl kötü yav" diyorlar. Eskiden trade-up yapanların kabusuydu, şu anda OG'lerin elinde dolaşır. Ama onların da alış şekli yine başarısız takas kontratından oluyor. Paso geceleri rekabetçi atarlar ve daima sarhoş olurlar. Eğer tartışmaya girerseniz alkol direnci düşükse iki cümleden sonra tartıştığını unutur, yüksekse de mikrofonundan küfürle karışık klavyesinin kırılma sesini duyarsınız. Deagle stereotipleri videosunda erkek çocuklara 3 yaşına geldiğinde ya dinozorlara ya da arabalara kafayı takar demiştim. Arabayı seçenler ve hala o kafadan çıkamamış kişiler bunu kullanıyor. Bir efsaneye göre trade-up videoları çeken bir YouTuber'ın kulağına Blood in the Water diye fısıldarsanız anında başarısız takas kontratı denemelerinin travması tetiklenir ve panik atak geçirmeye başlar. Öcü gibi bakılır bu skin'e. İdeal takım arkadaşıdır. Yani drop atar, boş bomb site'lara gider, bombalarını iyi kullanır ama ya çok fazla konuşur ya da hiç konuşmaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir silahın stereotiplerini yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.